Salam əziz tamaşaçılar, Həkim Canlı verilişi efirdədir. Bugün də çalışacağıq ki, ən maraqlı mövzularla sizin qarşınızda olaq. Təbii ki, insanın ən vacib orqanlarından biri ürəkdir. Ürək əgər normal işləmirsə, onda bir sıra problemlər yaranır. Hansı problemlər və problemlərin öhdəsindən necə gəlmək olur? Bax, bunu həkim mütəxəssisimiz söyləyəcək. Elə isə həkimimizi tanıyaq, sonra studiyamızda söhbətimiz davam edəcək. Ürək damar cərrahiyyəsi uzmanı Hüseyin Qəmalmaz. 2001-ci ildə 19 Mayıs Tibb Universitetinin Tibb Fakültəsini bitirib. 2003-2009-cu illərdə Orhan Qazi Universitetinin Tibb Fakültəsində ürək damar cərrahiyyəsi üzrə uzmanlıq təhsil alıb. Uzun müddət Türkiyənin həm dövlət, həm də özəl tibb müəssisələrində çalışıb. Hazırda Gəncədə fəaliyyət göstərir. Hüseyin Həkim, hoş gəlmişsiniz. Bugün qonaqsız studiyamızda, hoş gördük sizi. Hoş bulduk, çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Və çox məmnunuq ki, qardaş Türkiyədən yeni bir qonağımız var. Adətən olur bizdə mütəmadi qonaqlar. Və siz də bugün gəlmişsiniz bizim ən vacib orqanımızdan danışmağa, ürəkdən, düzdür? Evet, ürək xəstəlikləri bugün çox yayılıb. Yəqin ki, yaşadığımız bu mühit, sonra yediyimiz qidalar, hər bir şey bizim ürəyimizə təsir edir, düzdür? Ürəyi qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Əvvəlcə ondan başlayaq və ürək xəstəlikləri hansıdır və ən çox müraciət olunan xəstəlik hansıdır ki, bugün siz deyək ki, bu xəstəlikləri müalicə edirsiniz? Evet. Şimdi tabii son yıllarda çok fazla miqdarda arttı, hatta son 10 yıllarda diyelim biz buna. Dünyada en çok ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor. Yani kanserlerden sonra kalp hastalıkları sıralamada çok çok ön planda yer alıyor. Kalp ve damar hastalıkları diyelim biz buna. Bunun sebebi aslında birkaç sebebi var. Tek bir sebebe bağlayamıyoruz. Tabii ki en önemli şey yediğimiz yemekler, hayat şeklimiz, hareketsiz yaşamımız, modern yaşam bunlar. Stres, doğal ortamdan uzaklaşıp şehirlerde çok fazla vakit geçirmemiz kalp damar sağlığı açısından iyi şeyler değil. Fakat yani maalesef ki hayat şeklimiz artık yavaş yavaş modern yaşama doğru kayıyor. Bununla beraber ikinci bir sebep var ki eskiden insanların öldüklerinde, rahmete gittiklerinde nedenlerini çok bilmiyorduk aslında. Diyorduk ki rahmetli oldu. Ve çok vakta deyirdik ki yaşlılıktan öldü. Yaşlılıktan öldü. Yani hiçbir hastalığı insanın aklına gelmirdi ve bugün o kadar hastalık adı var ki artık. Belki de onun biz 90-80%'ını yani termin olarak insanlar artık bilirler ki bu termin falan hastalığın adıdır. Ama bak ne hastalığı adı yok idi. Evet. Ölene de deyirdiler. Ölenler de aslında 80-90 yaşlarında rəhmətə gedirdilər, ölürdülər və hamı da deyirdi ki, yaşlılıq xəstəliyidir. Yəni qocalır, evet. İnsan ölməlidir və ölür də. Şimdi artık biz bunların isimlerini koyuyoruz. Bəli. Yani kalp hastalığı diyoruz, insult diyoruz, işte kanser diyoruz. Bunun gibi bir çox hastalık grubu var. Bəli. Bununla beraber sanki kalp hastalıkları çok fazla artmış gibi gözükmekle birlikte artıyor ama düşündüğümüz kadar da çok değil, onu söyleyeyim öncelikle. Bir tanı konuyor artık. Yani insanlar hekimlere gidiyor, hastanelere gidiyor ve artık tanı konuyor. Ne var? Benim bir kalbimde problem istedim. Var. Evveler diagnoz koyulmadığına göre insanlar hastalıktan məlumatsız olurdular. Tabii tabii. Ya ölen adam da bilmirdi ki hansı hastalıktan dünyasını değişti. Yakınları daha doğrusu bilmirdi ki hansı hastalıktan dünyasını değişti. İnsan da özünde baş veren hastalığı müşahede eləmirdi ve bilmirdi. Bugün bu kadar yayılıb dediğimiz şey aslında insanların diagnozunun düzgün koyulması ve hastalığı hakkında məlumatın olmasıdır. Ki o vaxt bu yok idi. Hal-hazırda biz deyirik ki, məsələn, 90% insanlarda bugün ürək xəstəliklərinin hansısa birine rast gəlinir. Tabii, tabii, tabii. Bununla beraber güzel belirlediniz ama ikinci bir neden var. Gençlerde eski yıllara göre artık bu hastalık daha fazla çok gözükmeye başladı. Peki bunun nedeni ne? Yani niye biz bu hastalığı daha genç yaşlarda karşılaşıyoruz? Birinci neden, en önemli neden bunların içerisinde ailevi yatkınlık dediğimiz bir şey var. Yani genetik. Bəli. Ailemizden aldığımız miras. Bu miras bize iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Aslında pis miras diye. Çünkü evet, kötü miras. Elə insanlar var, onlara gözəl miras kalır. Yani əcdadlarından, evet, nəslindən evet, deyək ki, var dövlət, qızıl. Ama kiminəsə xəstəlik kalır. Çok təəssüf olsun ki, yani bununla barışmağa məcburdular. Aynen öyle. Zaten bizi hasta ilk başvurduğu anda sorduğumuz sorulardan ilki bu. Ailede kalp hastalığı var mı? Bəli. Anne, baba, kardeş, amca. Bunları sorguluyoruz. Neden? Çünkü aileden gelen bir yatkınlık var mı? Yok. Önce onu şey yapalım. Bəli. Gençlerde çıkmasının birinci sebeplerinden birisi bu. Genetik faktör. Genetik faktör. Çok önemli. İkincisi, tabii yeme içme alışkanlıklarımız değişiyor. Eskiden doğal beslenirken artık son özellikle 30 yıldır, 40 yıldır
doğallıktan olabildiğince uzağız. Yediğimiz birçok şey fabrikasyon ve buna bağlı olarak da vücutta çeşitli harabiyetlere neden oluyorlar. Tabii ki ve tabii sandığımız her şey bugün biz elə bilirik ki mesela kentten gelip veya da sağlam mühitte yetişip ama her birinin genetikası değiştirilip diye ki. Artık o sağlam bildiğimiz böyle sağlam değil tabii yani ki, ona ki. Göre bunlar da tersi. Yani tohum aşamasında artık bunların genetiği değiştiriliyor. Genetiği değiştirilmiş tohumlardan biz pomidor yiyoruz. Eski pomidorun kokusu yok, eski hıyarın kokusu yok. Yani bunlar vücuda tabii yıllar içerisinde zararlar dokunuyor. Beraberinde sigara çok önemli bir faktör. Sigara çok önemli. Özellikle her verilişte en azı biz onu vurguluyoruz. Evet, sigaret zararlıdır. Hatta onun üzerine yazılmasına rağmen yine de insanlar ondan istifade ediyorlar. İstifade ediyorlar maalesef öyle. Beraberinde alkol, kilo, özellikle modern yaşam dediğimiz hareketsiz yaşam. Artık her yere arabalarla gidiyoruz. Binalara asansörlerle çıkıyoruz. Yani hareketimiz her geçen gün azalıyor. Ve işte de oturuyoruz. İşte de oturuyoruz sabahtan, seherden akşama kadar. Bununla beraber vücudumuzda özellikle kilo artışı ortaya çıkıyor. Erkeklerde karın bölgesi, kadınlarda basen bölgesi dediğimiz kalça bölgesinde yağlanma artışı oluyor. Ve bunların hepsi kalp hastalıkları için risk faktörüdür. Kilo artışıyla beraber daha sonraki yıllarda şeker hastalığını görüyoruz biz bu insanlarda. Şeker hastalığı ki kalp damar hastalıklarında oldukça önemli bir role sahiptir. Şekerimiz ne kadar yüksekse damarlarımız o kadar erken tıkanır. Birinci gerçek bu. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Hani şu vardır ya, kışın yollar buzlandığı vakit tuz serperler, solüsyon yani serperler. Buzlar eritsin diye. Buzları, ki yol açılsın. Buzları eritir. Ama asfalta da zarar verir. Bir süre sonra asfaltlar kabarır ve kaybolurlar. Şimdi, çok özel bir müqayisə idi bu. Evet. Həqiqətən də belədir. Vücudumuzda da şeker ihtiyacımız var tabii ki. Yiyoruz biz bunu. Yani hayatımız devam etmek için. Ama fazlası aynı asfalta yaptığı gibi damarlarımızı harap ediyor. Bir süre sonra o damarlarda tıkanıklık oluşuyor. Yani dediğim gibi birçok neden var bunlar için, erken yaşta gözükmesi için. Ama en önemli şeylerden bir tanesi yeme içme alışkanlıklarımız ve hareketsizliğimiz. Bunlar çok önemli. Bunlar çok vacib meselelerdir ve bugün eğer gençten tutmuş yaşlıya kadar biz hayat tarzımızda nelerse kaydıya koyabilmeliyse, sıralayabilmeliyse onlar bize hastalığı olarak geri dönür. Evet. Yani biz yediğimizde dikkat eləmiriksa, halbuki dikkat de eləyebilmirik çünkü bayağı söylediğimiz gibi o toxumdan eğer genetik değişilmiş bir qidanı biz yeyiriksə, onu seçə bilmiriksə və yaxud da məcburuq ki biz saatlarla oturaq hardasa bir iş mühitində işimizi görək, heç bir bizim əlacımız yoxdur buna və sonra da işdən sonra avtomobilimizə minib gedib özümüzü çarpayıya salırıqsa yorğun şəkildə onda hərəkətsiz qalırıq və bu xəstəliklərdən də söz açmalı oluruq bugün günümüzdə, düzdür? Ən azından insanlar az da olsa hərəkətə önəm verməlidirlər demək ki, ürək xəstəliklərinə tutulmasınlar, düzdür? Bir oturaq işi varsa kiminsə və yaxud da kiminsə yanaşı xəstəliklər var ki, hansı ki şəkər xəstəliyi kimi bütün orqanları zədəliyir, birinci növbədə ürəyə zərərlidir. Məsələn, sonra revmatizma xəstəliyi var, o da bilirəm ki, ürəyə zədəliyir, düzdür. Yəni, bu şeylər ürəyə zərərli vərdişlərdir və yaxud da yanaşı xəstəliklərdir. Bunların öhdəsindən gəlmək bir növ olmur. Ama hayat tarzımızı biraz değişsək, azca yürüyüşe çıksak, işten sonra 10-15 dakika hiç olmasa özümüze vaxt ayırıp, sağlamlık vaxtı kimi değerlendirsək o vaxtı, yəqin ki risk faktoru bir xeyli azalar. Hə? Tabii ki. Tabii bir xeyli azalar. Ve qidalanmada da yağlı qidalardan biz çok istifadə edirik. Məsələn, biz bilirik ki, Qafqaz milletleri, xüsusən də Azərbaycan ətə meyillidir. Türkiyədə bilmirəm, ət çox yeyirlər, yox bizim qədər. Ya yemek istiyorlar da çok pahalı, o yüzden pahalı olduğundan yiyebilirler. Ama bizde Türkiye'den biraz ucuzdur. Ucuz, evet. Burada ona ucuz göre de bizim yani insanlar ete öğreşip ve onsuz ümumiyyətlə qidalarını təsəvvür eləyə bilmirlər. İndi adam bir hərdən demək istəyir, kaş bizdə də ət bahı olardı ki biz onu yeməzdik. Amma bir növdə fikirləşirsən ki, ətin tərkibində olan o besinlər, qidalar da bizə faydalıdır, onu da yemək hər halda lazımdır, düzdür. Amma yağsız şəkildə. Tabii ki. Şimdi et ve kırmızı et tüketimi aslında oldukça tartışmalı bir konu. Yani biz bunu yiyeceğiz mi, yemeyeceğiz mi? Bu ya yararlı mı, zararlı mı? Hansı et yiyeyim? Koyun eti yoksa mal eti? Mal eti mi yiyeceğiz, bunun yağlı mı yiyeceğiz, tereyağı mı yiyeceğiz, margarin mi yiyeceğiz, zeytinyağı mı? Bunlar yıllar içerisinde sürekli değişen konular, değişen fikirler. Mesela biz bundan mesela 20-30 sene önce et
gerçekten çok vücuda zararlı, yemeyelim, işte hele yağ hiç yemeyelim falan evet. derken şimdi artık eskisi kadar zararının olmadığını, tabii yağlı etten kastetmiyorum yani yağsız et. Kızartma değil bir kebap şeklinde etin yenmesinin vücuda o kadar zarar olmadığını ama her günde yememek gerektiğini söylüyorum. Yani haftada bir yiyelim, iki yiyelim. Beraberinde yağsız bölümünü yiyelim. Kızartma yerine ızgarada yiyelim veya fırında yiyelim. Veya haşlamada yiyelim. Yandıra esas mesele. Ve tabii ki önemli olan o aldığın kaloriyi yakabilmek. Ben eğer yakamadıysan ufacık bir şey yesen bile kilo almaya başlar. Bu gerçek bu. Beraberinde son yıllarda tabii et eskiden en kötü et derken şimdi yavaş yavaş oradan uzaklaşıyoruz. Etten ziyade dönüyoruz bu sefer şekere. Şeker çok özür diliyorum. Son 20 yıldır oldukça hızlı yol kat etti. Eskiden bu kadar zararlı olduğunu bilmiyorduk. Yani zannediyorduk ki şeker hastalığı var. Bu şeker hastalığından dolayı insanlar kötü. Fakat karbonhidrat dediğimiz şekerli gıdalar vücudun en büyük düşmanları etten çok daha kötü. Yani şeker, çaylarda kullandığımız şekerler, çikolatalar, konfetler, yediğimiz pastalar, un mamulatları, şirniyatlar. Ve bir de son zamanlarda şekerin üreti, önceden şeker pancarı şekeri vardı. Şimdi daha değişik şeker şekilleri elde ediyorlar. Evet, şeker kamışından. Ve bunlar diğer şekerlerden çok daha zararlı. Yani İki tane yolumuz olsa desek ki bir tarafta et, bir tarafta şeker, eti tercih ederiz. Evet, eti tercih ederiz. Şekeri hayatımızdan çıkartırsak muhteşem bir şey olur. Yani. En önemli korkulu yani şey. Yani hekim belə deyə, heç olmasa etin hardasa faydası bizə var, azdan çoxdan, düzdür. Onun zərərli tərəfləri var, amma zərərli tərəflərini göz önündə saxlayaraq, onu yağsız yerindən, nə bilim, bizə faydalı tərəfindən və kalori deyək ki, yandıraraq onu qida kimi qəbul eləmək olar. Amma şəkərin heç faydalı tərəfi yoxdur hə, bizə. Yoxsa var onun da. Hardasa. Hiçbir faydası yok. Yani sadece onu tamamıyla gıda rasyonumuzdan çıkarsak bizim vücudumuzda, organizmimizde hiçbir problem baş vermez. Aynen öyle. Hiçbir problem var baş vermez. Aslında izleyicilerimize çok basit bir şey anlatmak istiyorum. Çok sağlığın basit bir tanımını yapmak istiyorum. Şimdi domates dalından kopar ye. Et yani sonuçta kesildikten sonra pişir ye. Hıyar. Veya meyve, kopar ye. Bunlar yani koparıp ilk vücudumuza aldığımız gıdaların hepsi sağlıklıdır. Ama bir ürün çıkıyor, bir fabrikaya gidiyor, orada işlem görüyor, ondan sonra karşımıza geliyorsa onların hepsi, mesela şeker, şeker pancarı, fabrikaya gidiyor, şeker oluyor, geliyor, zararlı. Konservelerin hepsi zararlı. Tabii modern yaşamda kolayımıza gidiyor. Yani mesela bir pomidoru soymak yerine bir pomidor konservesi alıp soyulmuş, hazır, hadi bakalım dök yap, kolay, hızlı bir şekilde. Ama emin olun sağlığımız açısından kötü. Ve ne kadar doğal şey yersek o kadar uzun, sağlıklı ve kalp konusunda problem yaşamayacağımız bir hayatımız olacak. Böyle bir deyim var, insan ne yese odur. Həqiqətən belədir. Yəni nə yeyiriksə biz onu orqanizmimizdə göstəririk və o əlamətləri özümüzdə daşıyırıq, düzdür? Ona görə çalışmalıyıq ki tam sağlam qidalanaq, mümkün olduğu qədər. Mümkünsüz hallar var. Bu çox önəmlidir. Yəni onu eləyə bilmirik amma mümkün olduğu qədər. Biz qidalamadan danışdıq. Bunlar hamısı önəmlidir. İlk başda gəlir. Çünki bəzən xəstəlik olur ki, ona dərman müalicəsi lazımdır, əməliyyat lazımdır. Amma ona gələnə qədər bizim düzgün həyat tərzi seçməmiz lazımdır. Tabii. Ki onu düzgün seçsək biz xəstəlikdən əziyyət çəkmərik və sonda biz danışmarıq ki, nə içək, hansı dərman içək, hansı əməliyyat növü eləyək. Və infarkt belə bir xəstəlik var, ürəyin xəstəliyi. Evet, və bu gün bu xəstəlik doğrudan da insanları təhdid edən xəstəliklər arasındadır və ən çox da ölüm gətirən xəstəlikdir ki, yəni anında baş verir və insan həyatını itirir. Və bu vaxta qədər də çox insan var ki, məhəl qoymur, əlamətləri olur, başqa şeylərlə əlaqələndirirlər, başqa xəstəliklərin əlamətləri ilə uzlaşdırırlar, elə bilirlər başqa xəstəlikdir, amma sən demə infarkt xəstəliyiymiş ki, insan dünyasını ondan dəyişir. Bu xəstəliyin əlamətləri hansılardır? Elə ondan başlayalım. Şimdi infarkt dediğimiz şey aslında kalp damarlarını besleyen koroner adını verdiğimiz damarların tutulması. Bu kronik dönemde yavaş yavaş da olabilir, ani de olabilir. İnsan yaşamının ne kadar süreceğini belirleyen şey aslında vücudumuzdaki damarların sağlığıdır. Eğer vücudumuzdaki damarlar sağlıklıysa emin olun 70, 80, 90'ı görmek hiç
zor değil. İnsanlar çok kolay bir şekilde o yaşlara sağlıklı bir şekilde gidebilir. Bizde bir söz var, herkes 100 yıl yaşamasa günah onun özünden. Aynen öyle, evet. Ama kalp damarlarımız sağlıklı değilse, onlara iyi bakmamışsak emin olun 60'ı zor görürüz. Çünkü bu damarlar sözsüz hayatın yani merkezinde. Peki bu damarların tutulmasına bağlı olarak infarkt dedik. İnfarkt, şimdi bir zamanla yavaş yavaş tutulan bir bölümü var bu hastalığın. Bir de ani bir şekilde ortaya çıkan bölüm. Belki. Önce aniden başlayalım, daha sonra yavaş yavaşa geçelim. Şimdi biz bunu çok sık duyuyoruz etrafımızdaki dostlarımızdan, ahbaplarımızdan. Sinede ciddi bir yanma, terleme, tansiyon düşüklüğü, başının dönmesi, göz kararmasıyla acile gitti. İnfarkt dediler. Nedir bu infarkt? Kalp damarlarımızı besleyen 3 tane ana damar vardır. O damarların içerisi şöyle düşünün, pürüzsüz bir su borusunu düşünün, onun gibidir. Onun içerisinde yani hiçbir maniye olmayan bir boru. Hiçbir mani olmaz. İçerisinde rahat su oradan su akar gider. Ama yıllar içerisinde biraz önce bahsettiğimiz nedenlerden kaynaklı olarak o borunun içerisi yavaş yavaş kireç tutmaya başlar. Berlin. Bu bazı yerlerde çok kireçlenir, bazı yerlerde az kireçlenir. Diyelim ki bir paltar yuyan maşını götürür ve onu biz mütemadına kulluq eləməsək, kireç tökücü məhsullardan istifadə eləməsək, o borular tutulacak, artık bizim deyək ki o paltar yuyan maşınımızı xarab eləyəcək, düzdür? Evet, aynı bu da elə, yani məcazi aynı mantık, belə. Məcazi ama aynı mantık. Damarlarımızın içerisinde kireçlenmeler oldu. Belli bir miktar daralma oldu. Ve bir gün bir tane tromp vücudumuzda her gün yüzlerce, binlerce tromp olur. Bu trompları vücudumuz eritir. Hiçbir zararı olmaz bunların. Bir oluşma mekanizması vardır, bir de temizleme eritme. Bu oluşan küçük bir tromp gelip o damarımızı tıkadığı an eşittir enfarkt. Yani vücudun kalbine kan gitmiyor. Gitmediği vakit alarm çalıyor. Sağlıkla ilgili ilk alarm şey ağrıdır biliyorsunuz. Vücudumuzda nerede bir problem olursa olsun biz önce orada ağrı hissederiz. Ve hissettiğimiz ağrı göğsümüzün ortasında baskı, sanki üzerimize birisi oturdu, nefes alamıyoruz gibi bir şiddetli baskı tarzında ağrı. Beraberinde bu ağrı çeneye vurabilir, kola vurabilir, ele vurabilir. En çok sol kola diyorlar. Evet, en çok sol kola. Küreye sonra vuran küreye ağrı. Arkaya vurabilir, bazen mideye vurabilir. Ki mide ağrıları çok ilginçtir. Genellikle bu kalp mideye vurursa onlar geç tespit ediliyor. Çünkü insanlar midemde problem var diyerek işte mide dermanlarıyla bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama aslında problem kalptedir. Yani merkezde kalbimizin olduğu ve her yere yayılabilen ağrı. Elbette. Yani bu, el organdaki o merkezdedir ve o sinirler de ağrıları ötürdüğünden dolayı biz tutabilmirik. Belki de yani müxtəlif xəstəlikləri biz müalicə edirik ətrafında, çevrəsində. Ama mərkəzdə olan ürəyi heç vaxt bilmirik ki nədir. Bilmiyoruz, evet. Bu bir infarktır. Ama beraberinde bu ağrı ile birlikte genellikle bir terleme. İnsanın içerisinde bir ölüm korkusu, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, çoğu zaman çarpıntı gibi problemler ortaya çıkar. Ve ben şunu gördüm, yani infarkt geçiren hastaların 95 faizi hastaneye gelirler. Çünkü o kadar ciddi bir ağrıdır ki ve insanı ürkütür ki o insan bilir yani. İnfarkt olduğunu bilmese bile bu ciddi bir şey, ben bir hekime gözükeyim der. Bundan dolayı gider. Bu bizim ani infarkt dediğimiz grup. Bir de kronik grup var yani. Yavaş yavaş tıkanıyor. Yavaş yavaş tıkanmasında ortaya ne gibi şikayetler çıkıyor? Yine vücudumuzdaki anormal bir şey olunca ilk alarm nedir? Ağrı. Biz yine bunu ağrıyla duyuyoruz. Ama ağrının şekli biraz farklı. Genelde istirahat halinde hissetmeyiz bir şey. Ama özellikle efor halinde, yol yürüyünce, yol biraz rampaysa, merdiven, plaken çıkınca. Organizmi biraz güce saldırırsa. Biraz güce saldığımız vakit yine sinede daha çok yanma şeklinde, halk tabiri ayışma şeklinde bir ağrı. Ve ilginç olan şey, efor durduğu vakit, yani yürüyorsak, dinlenmeye başladığımız vakit ağrı geçiyor. Tekrar yürümeye başlıyoruz, bir süre sonra ağrı ortaya çıkıyor. Bu da şu demektir ki, kalp damarımızda bir problem var ve lütfen hemen hekime git demektir bu. Yani bunlar da ikinci grup hastalıklıdır. Demek ki, esas mesele odur ki, biz her iki halda, yani onsuz da infarkt olduğumuz zaman o didik şiddetli ağrı neticesinde biz hiç özümüz de gedə bilmirik, hatta kimsə aparır səni ora. Tabii, tabii. Çünkü özün, zaman öz iktidarın özündə olmur, ayaq üstə dayana bilmirsən və kimsə səni ora aparır. Amma yavaş yavaş gələn infarktın qarşısını biz özümüz ala bilərik. Tabii. Əgər biz sinədə yanma, özümüzü gücə salan zaman pilakən qalxdıq və yaxud da bir eniş yoxuşu qalxdıq,
ve orada hardasa kürəkdə, sinədə ağrılar varsa, uyuşmalar, batışmalar varsa, o zaman ürəkdən bir şübhələnməliyik və anında getməliyik həkimə müayinə olmağa. Düzdür? Aynen öyle. Deyək ki, bu əlamətləri hiss elədik. Müayinə metodu olaraq nələrdən keçməliyik? Ekokardiogramma elətdirməliyik, yoxsa ultrasəsli müayinə elətdirməliyik? Hansı müayinə metodları var bunun üçün? Şimdi öncelikli olarak bir həkimə başvurduğumuzda, hı-hı, anlattığımız şikayetlerden, biz buna hikayesi diyoruz hastalığa. Evet. Hikayeden aslında biz bu bir hastalık, kalp hastalığını, bir başka hastalık mı onu anlıyoruz. Önce hekim bir muayenesinden geçiriyor. Baştan aşağı güzelce kalbini, vücudun diğer yerlerini muayene edecek. Arkasından biz elektrokardiyogram dediğimiz, evet, böyle kalp grafisi, kalp grafisini çektiriyoruz. O kalp grafisi bize birçok şeyi söylüyor. Kalp damarında tıkanıklık var mı, kapaklarda problem var mı, aritmisi var mı hastamızın, hmm, tansiyonla ilgili bir sıkıntısı uzun dönem yaşamış mı, onların hepsini görüyoruz. Ondan sonra diğer adım ekokardiyografi dediğimiz, hmm, kalbin ultrasonografik bir görüntülemesi. Evet. Kalbin ultrasonografik görüntülemesinde kalbin nasıl kasılıp gevşediğini, kasılma gücünde bir problem var mı, kalbin kapağı dediğimiz klapalarında bir anormal bir durum var mı, bunları görüyoruz. Ve dolaylı olarak eğer kalp iyi kasılmıyorsa biz biliyoruz ki kalbin kasılmamasının en büyük sebeplerinden birisi kalp damarlarının tutulmasıdır. Oradan dolaylı bir yorumu gelebiliyoruz. Ve daha sonra bunları yaptırdıktan sonra şüphemiz devam ediyorsa hala, efor testi dediğimiz bir şey var. Yani koşu bandına çıkartıyoruz, hı-hı, hastalarımızı. Ve yaklaşık 15-20 dakika efor göstererek kalp damarlarında bir tutulma, hı-hı, var mı yok. Deyək ki, o orqanizmi yükləyərək, ürəyi yükləyərək, evet, güclə onu eləyirsiniz ki, yəni biləsiniz ki, bir problem varsa, o anda ortaya çıxır. Tabii, tabii. Hı-hı. Şimdi bunları yaptık. Bunların hepsi normal çıktı. Hiçbir problem çıkmadı. Hı-hı. O zaman diyoruz ki biz 80% senin kalbinde bir şey yok. Hı-hı. Ama 100% diyemiyoruz. Bazen bunların hepsi normal çıksa bile kalpte problem oluyor ama yakalanmıyor, gözükmüyor. Hı-hı. Bunlara da gizli kalp hastalıkları, hı-hı, deniliyor. Peki %100, 100% tanı koyduracak bir metodumuz var mı? Var. O da kalp anjiyosu. Anjiyografi dediğimiz şey kasıktan veya el bileğinden girerek kalbin damarlarına gidiyoruz. Oraya renkli bir boya vererek kalp damarlarını görünür hale getiriyoruz. Hangi damarda tıkanıklık var? Kaç faiz tıkanmış bu? Neçe yerden tıkanmış? Kaç yerden tıkanmış? Buna ameliyat mı gerekiyor, stent mi gerekiyor, yoksa ilaç tedavisi mi gerekiyor, derman tedavisi mi? Onun kararını verdiğimiz çok önemli bir tanı aracımızdır, tanı metodumuzdur. O var ki şüpheli gördüğümüz birçok hastamıza bunu istiyoruz, yapmak da gerekiyor maalesef. Həkim bəzən deyirlər ki, anju nəticəsində belə, əgər orada tıxanıq varsa, o verilən maye, hava nəticəsində onlar açılada bilir. Yəni, heç bir şeye ehtiyac olmadan. Belə bir şey var mı? O çok doğru bir şey değil. Çünkü bazen ona muayene metodu kimi yok, muayene metodu kimi bakırlar ki, yani ora verilen muayenenin, o hava təzyiqinin axını nəticəsində artık orada o tutulan yerler açılır. Yani bu düzgün fikir değil mi? Yok, o çok doğru bir şey değil. Anji dediğimiz şey sadece damarlara renkli bir maya, biz de ona kontrast madde diyoruz. Kontrast madde vererek damarı görünür hale getirir. Hiçbir tedavi yolu yoktur. Hı-hı. Ama anjiyodan sonra eğer orada bir tıkanıklık varsa, hı-hı, daha sonra stent koyabiliriz ona. Belli, stent. Yani stent dediğimiz şey aslında tel kafeslerdir. Hı-hı. Darlık olan yere gider, açılır. Kapalı bir şekilde gider, o bölgede açılır ve darlığı genişletir. Diyek damarı genişlendirir, damarı onun genişletir. İçerisinde o kan yakışı hareket eder. Kan rahat bir şekilde rahat ilerlemeye devam eder. Tedavi şekli stenttir. Veyahut ameliyattır. Ama anjiyo tek başına hiçbir zaman için tedavi etmez. Aha. Demek ki muayene üsulu anjiyo hiç vakit seçilmemelidir. Tabii. Eğer anjiyo ile biz damarların görünümünü elde ediyorsa, orada bir tıkanıklık varsa bir neçe yerde olmasından aslı olarak biz stentlerden istifade ederek hemen damarı açıp o kanın akışını normallaştırabiliriz ki, evet, artık ürekte olan o problemler aradan kalksın. Düzdür? Evet, evet, evet. Bir defiye neçə stent koymak olar damarlara ki bu mümkündür? Yani veyahut da mümkünsüzdür ki bu kadar. Aslında şöyle bir kural var. Aha. Ne kadar az stent o kadar iyi. Hı-hı. Çünkü vücudumuzda çokluğu da zararlıdır. Tabii çokluğu da zarar. Şundan dolayı zarar. Şimdi vücudumuza yabancı bir madde koyuyoruz. Sözsüz yani. Bu madde, organizma yad olan bir cisim. Evet. Bu tel bir kafes. İşte, hı-hı, titanyumdan, değişik maddelerden yapılan tel bir kafes. Bunları, hı-hı, koyuyoruz, açıyoruz. Hı-hı. Bu tek başına onu oraya koysak bile tromp yapma ihtimali çok yüksek. Hı-hı.
O yüzden tromp yapmasın diye de dermanlar veriyoruz. Yani yaklaşık özellikle ömür boyu kullanacağı. Kan durdurucu, kan sulandırıcı dediğimiz. Kan sulandırıcı dermanlar veriyoruz. Peki bir tane stent koyduk. Arka arkaya 3 tane koyduk. Emin olun 3 kat olmasa bile 2 kat tromp ihtimali artıyor. Ha, vücudu damara kaç tane koyabiliriz? Koyabiliriz. Onun bir sınırlaması yok. İhtiyaç halinde 3 ayrı damara 3 stent veya bir damara 2-3 stent konulabilir. Fakat ne kadar çok stent koyarsak o zaman tromplaşma ihtimalini artırıyoruz. Ani enfarkt riskini yükseltiyoruz. O yüzden arada bir denge vardır. Eğer ki hasta çok stent gerekiyorsa, çok damarı tutulmuşsa stentten ziyade onu hemen ameliyata yönlendirir. Açık yürek ameliyatı. Açık yürek ameliyatı. Çünki çox insan qorxur açıq ürək əməliyyatına və onlar həkimə deyirlər ki, nə edirsən elə həkim, məni açıq ürək əməliyyatı eləmə və çox vaxtda ona görə stentlərin sayını çoxaldır həkimlər. Evet, evet, amma bu da yəqin ki, həkim ona qərar verir, neçə dənə qoymaq olar, artıq bura stent qoymaq olmaz, mütləq şəkildə açıq ürək əməliyyatı olunmalıdır deyə həkim o diaqnoza görə təsdiqləyir, düzdür? Aynən öylə. Yəni həkimlərin qərarı. Aslında biz məsələ kəndi çalışdığımız yerdə kullandığımız teknik şu. Kardiyolog, kalp cerrahı hep beraber hastalığı değerlendiriyoruz. Buna stent mi koyalım, ameliyat mı yapalım veya ilaç tedavisi mi? Oturuyoruz, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ona göre bir tedavi metodu seçiyoruz. Yani ameliyat gereken bir hastaya stent koymamak, stentle işi hallolabilecek bir hastaya da ameliyat yapmamak gerekir. Bunun dünyada tıbben kılavuzları vardır. Hepsinin teker teker yazılmıştır. Protokoller değil, protokolleri. Evet. Protokolleri vardır. Bu protokollere göre çalışmak lazım. Dünyada ne yapılıyorsa onu Azerbaycan'da da hastalarımıza bunu uygulamamız lazım. Ama hastalar evet ameliyattan korkuyorlar. Ameliyatın ismi büyük. Sözsüz riski yani. Stente göre bir miktar daha yüksek. Ve bir hastaya kalp ameliyatı olacağını dediğim vakit yaşadığı korku da stente göre çok çok yüksek oluyor. Ama şunu da söylüyorum ki hastalarıma ben en iyi yol bu. Ama ben en iyi yolu istemiyorum dediğiniz vakit o zaman bize yapacak bir şeyimiz yok. Böyle kardiyologumuza gösteriyoruz aslında. Yani insanlar var doğrudan da deyir ki, mesela ben yaşlı insanım. Tabii ki ameliyata gösterişler de var ki, yanaşık hastalıklar olabilir, yüksek təzyiq, şeker hastalığı. Bu kimi hastalarda yakin ki açıq ürək ameliyatının gösterişi de bir növ olmur. Çünkü hasta onsuz da o ameliyat masasında hayatını itirebilir. Düzde yüksek risk altında olan hastalar var. Şöyle. Yoksa farkı yoktu. Yani şekeri yüksek olana da eləmək olar, təzyiqi yüksek olana da eləmək olar. Benim yaptığım ameliyatların büyük bir çoğunluğu hem təzyiq hastası hem şeker hastası. 80% böyle zaten. Yani yanlış birçok hastalığı var. Şimdi dünya genelinde bu ameliyatların, kalp ameliyatlarının ölüm riski 1% ile 3% arasında değişiyor. Bizim kliniğimizde yaklaşık bu 1.3'tür. İstatistik olarak verimiz bizim. 300 vakalık serimizi yayınladık geçenlerde. 1.3. Bu şu demek oluyor, yani 100 tane hasta yapabilirsek bunun bir tanesi veya işte maksimum 1.3 tanesi rahmete gidebiliyor mu? Evet, gidebiliyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ama aynı şekilde stent dediğimiz şeyde de rahmete gitme ihtimali var. Yani 300 vakada hani %1 olmasa bile %1'e yakın mortalite olabilir. Çünkü bunlar ağır hastalıklar. Kalp hastalığı hiçbir hastalığa benzemiyor. Neden? Sürekli. Çünkü hayatın merkezinde. Bu dayandığı vakit hayat dayanıyor. Bundan dolayı biraz çetin. Fakat masada kalma ihtimali çok çok nadir haller haricinde genellikle olmaz. O hastalarımızı biz genellikle reanimasyon sürecinde kaybederiz. O dönemde işte böbrek problemleri, akciğer, enfeksiyon gibi sıkıntılardan kaybederiz. Ve bu da nadir gözüktüğümüz bir şeydir. Ama şunu da söylemek gerekir ki mesela 20 yıl önce ameliyat olmuş hastaların ben tekrar kontrol enjiyolarına bakıyorum. Sapasağlam takılmış damarlar var. 20 yıl hayatlarına hayat katmış bu. Bunun önüne de başka hiçbir tedavi şekli geçmiyor. Bu Azerbaycan'a ilk geldiğim yıllarda 2015-2016 yıllarında yaptığım hastalar tekrar kontrollerime geliyorlar. Gayet sağlıklılar. Onları öyle sağlıklı görmek de hekim olarak bize ayrı bir keyif veriyor tabii. Həkim, bir də bir şey var ki, yəni stent qoyulan insanlar bəzən çox arxayın olurlar. Yəni söylüyorlar ki, artıq mənim damarımda stent var, yeməyimi, içməyimi necə gəldi yeyə bilərəm, həyat tərzimə fikir vermərəm və yaxud da müayinələrə gəlməyərək bunu ertələyirlər və elə bilirlər ki, hə, hər şey düzəldi. O deyək ki, biz stent qoymuşuq və orada
damarda müəyyən qədər keçiricilik artıq formalaşıb və yaxşılaşıb. Digər bir tərəfdən yenə tutulma ehtimalı var, düzdür. Təbii ki. Yəni ona görə də həmin insanlar risk faktoru altındadırlar. Daim müayinəyə gəlməlidirlər ki, həm stentlərinə nəzarət eləsinlər ki, bayaq söylədik ki, onların da tromplaşma və bağlanma deyək ki, problemi ola bilər və bir də digər tərəfdən, damarın digər tərəflərindən yenə də damar yığıla bilər və biz yenidən oraya ya stent qoymalıyıq ya da ki, açıq ürək əməliyyatı eləməliyik. Evet, evet. Şimdi ben hastalarıma şunu söylüyorum. Eğer bu benim karşıma gelene kadar daha önce yaptığınız bazı yanlışlar var. Bu sigara olur, yeme içme olur, şeker hastalığı olur, düzensiz yaşam, alkol. Bunlardan dolayı damarlarınız tutulmuş. Ben şimdi bir işlem yapacağım. Bu stent olur, ameliyat olur. Bunlar yapıldıktan sonra eski hayatına devam edersen çok kısa bir süre sonra bu damarlar tutulur. O yüzden eskiden ne yapıyorsan... Bir manası olmaz hemen. Evet. Eskiden ne yapıyorsun artık yapmayacağınız söz var, ben de tedavimi bulmayayım. Nedir bu? Birincisi, kan durultucu dediğimiz, kan sulandırıcı dermanlar. Muhakkak kullanılacak ve hiçbir zaman bırakılmayacak. Ömrünün sonuna kadar. Bunlar çünkü damarların tutulmasını engelleyecekler. Beraberinde ritim düzenleyicileri veriyoruz. Beraberinde kolesterolü düşüren ilaçlar veriyoruz. Bunları düzenli olarak kullanacaksınız. Tuza dikkat edeceksiniz, şekere, yediğinize, içtiğinize, sigaret çekmeyeceksiniz. Günde en az 1 saat veya 45 dakika yürüyüş yapacaksınız. Bunları yaptığınız müddetçe bu stentler veya ameliyattan sonra takılan damarların tıkanma ihtimali çok çok düşük. Ama ben bunları yaptırdım. Bir de şöyle şey var, kalbi ben sıfırlattım artık. Sanki bir motoru sanayiye götürmek yeni motor gibi, yeni motor koymuş gibi. Sıfırlattım. Artık ben eskisinden daha çok yerim içerim dendiği vakit 6 ay ila 1 sene maksimum o damarlar, o stentler tıkanıyor tabii ki. Bunlar bu çok önemli. Stent koyduğumuz vakit veya kalp ameliyatını yaptığımız vakit aslında işimiz yeni başlıyor. Ondan sonrası hastamıza kalmış. Sözsüz yeni hayata kadem koyuruq ama o hayat diğerinden farklı olmalı. Muhakkak. Daha sağlam hayat. Çünkü evvelki hayat bize yarasaydı, onsuz da biz bu hala düşmezdik. Bu hala düşmüşüz de. Demeli hayat tarzımızı değişmeliyiz ki yeni hayata hoş geldin deyə bilək. Ve doğrudan da bazen hastalıklarla karşılaşanda insan bazen nelerse başa düşür, dərk eləyir ve başlayır ki nelerse düzelsin hayatında. Ama bazı insanlar var ki çok təəssüf ki en son mərhələdə gəlirlər. Öz hayatlarına parmaq arası yanaşırlar ve ondan sonra onların eləyəcəyi şeyler yenə də eyni xəstəliyə onları düçar eləyir. Burada da çarə çox təəssüf ki olmur. Və stent qoyulan xəstənin nə vaxtsa bir müddət sonra açıq ürək əməliyyat eləmə şansı var mı? Var. Şimdi stent genellikdə damarların ön bölümlərinə konuluyor. Biz buna proksimal diyoruz. Eğer stent damarı boylu boyunca kaplamıyorsa bunları ameliyat ediyoruz. Ve artık şu anda özellikle Türkiye'de benim yaptığım ameliyatlar stentli hastaların ameliyatlarını yapıyor. Hasta önce doktora gitmiş, stent konmuş, aradan bir süre geçmiş, 3, 5 yıl, 10 yıl o stentlerde tutulmuş. Ondan sonra tek çare ameliyat olmuş. Artık onların ameliyatlarına başlıyor. Açık yürek ameliyatları. Yani eğer bir damar veya iki damarda problem varsa genellikle biz bunları stentle çözebiliyoruz. Stentle çözdüğümüz hastalar sonraki yıllarda İki damardan fazla, üç damar gibi hastalıklarla geldiği vakitte o zaman ameliyat yapıyoruz. Stent açık yürek ameliyatına engel değildir. Birçok hastada zaten stent var ameliyat yaptığımız. Ama bazı stentlerde, diyorum ya sayısı çok önemli. Mesela bir tane koyması gereken yere 4 tane stent döşemişler, damar boylu boyunca kapanmış. Artık onu açık yürek ameliyatı yapamıyoruz. Öyle hiç ona mümkün olmuyor. Ona olmuyor tabii ki. Tabii. Bir de stentlerin növləri söylüyorlar ki var, dermanlısı var, adisi var yani. Böyle şeyler var mı ki, stentin növləri var? Var. Çünkü bazen hekimler deyir, məsələn, əgər xəstə gəlibsə, deyir, hansı stentdən istəyirsən? Məsələn, dərmanlısı var ki, orada o özündən dərman istehsal edir ki, qan durulaşsın və yaxud da ora bir tromb gəlsə, onu əritmə qabiliyyətinə malikdir və sadəsi var. Nə bilim, yəqin ki, istehsal olunduğu ölkədən, firmasından tutmuş, ta qiymətinə qədər fərqli-fərqli stentlər var, düzdür? Evet. Və hər birində öz özəlliyi var, yəqin ki, bunlara qoyulan müddət də fərqlidir, bir stentin ortalama bize hizmet eleme müddeti ne kadardı? Ha, o çok değişken. Öncelikle bu ilaç kapsülonlardan biraz bahsedeyim. Aslında bu dünyada ilk çıktığında işte 1990'lı yıllarda yaygın kullanmaya başlandı. Sadece balon yapıyorduk. Darlığın oraya gidip balon yapıyorduk. Ama daha sonra baktık ki o balon yapılan damarlar, genişleyen damarlar çok hızlı bir şekilde tıkanmaya başladı. O zaman şu fikir ortaya koydu. Oraya gidelim bir
tel kafesi açalım, yapalım. O zamanlar ilaç kapı diye bir şey yoktu. Adi düz stent dediğimiz maddeler vardı. Onları götürdük, açtık ve sonuçta güzel sonuçlar elde edildik. Ama daha sonra baktık ki onlar da kısa süre sonra tromb oluşma ihtimali var. O zaman dedik ki bu tel kafeslerin etrafını tromb engelleyici ilaçlarla kaplayalım. Ona da ilaç kaplı stent deniyor. Onu da götürdük, koyduk. O zaman anladık ki evet, bunun sonuçları daha iyi. Yani bu süreç bu şekilde aslında. Balon, adi stent, ilaç kaplı stent. Yani şu anda günümüzde kullanılan en önemli şey, en önemli stent şey, ilaç kaplı stentler. Tabii ki her şey tekmilleşir ve daha muasir, daha insanlara faydalı şekilde gelir. Ya bu stent de merhaleli şekilde artık en mükemmeli var. Belki de mükemmel demeyelim. Çünkü ileri illerde bilmirik hele neler bizi gözlüyor. Belki ondan da yaxşıları çıkacak. Tabii çıkacak yani. Tıp o, bilim o yönde ilerliyor. Ama şu anda günümüzdeki en iyisi ilaç kaplı stentler. Bunlar genellikle bir yıl içerisinde damara aşıldıktan sonra içerisi endotel dediğimiz bir dam, vücudumuzun bir yapısıyla kaplanır. Kaplandıktan sonra aslında tromb olma ihtimali düşüyor. Ondan dolayı öz organizmimiz kimi olur. Evet. Yani üzerine o damarın sethi kimi örtülür. Evet, damarın sethi gibi, kendi şeklimiz gibi olur. Onlar da tromb ihtimali düştüğü için biz bir seneden sonra kan sulandırıcı derman şeklimizi değiştiriyoruz. Daha yüngül formatta bir şey veriyoruz. Dozanı azaltıyoruz. Ama bunlar tabii ki şu gerçeği değiştirmiyor. İlaç kaplı stent. Yani bu en önemli şey. Yani şu anda en yakışısı o. Ama bazen mesela şu oluyor. Hasta acil gelmiş. Tamam mı? Bypass ameliyatını vereceğiz ama bir tane damarından enfarktı var. Oraya adi stent koyup en azından 3-5 gün hastayı dinlendirip daha sonra ameliyata alabiliyoruz. Müvekkat olarak. Vəziyyətdən çıxarmaq üçün onu ediyorsunuz. Aynen öyle. Ve bir de qap açıq ürək əməliyyatı dedikdə, yəni o insanlar bəzən fikirləşir ki, orada hansı proseslər gedir. Bəzi insanlar deyir ki, məsələn, ayaqdan damar köçürürlər həmin nahiyə. Bəziləri deyir ki, yox, olan damarı, məsələn, tutulan damarı çıxarıb o digərini bir-birilə bitişdirirlər. Yəni o üsul necə tənzimlənir? İnşallah bir dahakı gelişimdə onunla ilgili grafiklər də getirib sizə, bu səfər getirmədim. Şimdi vücuddan öncəliklə bazı yerlərdən damar alıyoruz. Bu damarlar nereden alınıyor? En çok aldığımız damar bacak damarlarımız, ayak damarlarımız. Ondan sonra göğsün içerisindeki bir damarımız var, göğüs kafesimizin içerisinde. O en önemli damarımız. Yani bu ameliyatı yapma sebebimizdir. Çünkü onu taktığımız vakit 20 yıl, 30 yıl bu damar çalışır, hizmet eder. Kendi öz damarımızdan daha sağlıklı bir damardır. Daha sonra elimizden damar alabiliriz ihtiyaç halinde. Vücudumuzun, karnımızın içerisinden damarlar alabiliriz. Yani damar alabileceğimiz birçok yer var. Mecbur kalırsak oralara da gireriz. Adeten biz ayaklardan eşitmişik diye. Bir tek ayaktan alınır damar. En çok alınan yer orası. Ayak. Ama mecbur kalırsak kollardan alıyoruz, karnın içerisinden alıyoruz, göğsün diğer tarafından alıyoruz. Başka yerlerden de damar bulabiliyoruz. Gelelim ameliyata. Tıkalı damarı kesip çıkartma diye bir şey yok. Aslında bypass köprüleme demek. Yani Türkçesi köprüleme. Köprü şeklinde şeklinde tıkanıklığın diğerine yeni bir damarla bir yol açıyoruz. Kan oraya engeli geçtikten sonra tekrar ana hattan ilerlemeye devam ediyor. O tıkanık olan köhne damarımız olduğu gibi yerinde olduğu gibi duruyor. Onu çıkartmak diye bir şey söz konusu değil. Fakat tıkanık olan bölümün ilerisine yeni bir tali yol açıyoruz. O yoldan da kan ilerliyor ve normal kalbe ulaşıyor. Bypass dediğimiz hadise aslında bu. Anladım. Köhnə damar, o tutulan damar öz-özünə sovrulub orada qidalanmır yəqin ki artıq. Öz-özünə sovrulub yoxa çıxırmı, yoxsa heç bir fəaliyyətsiz qalaraq yəni orada ömrü boyu qalır? Aynı şəkildə fəaliyyətinə devam edər, boyutuna devam edər. Fakat o tıkalı olan bölüm artıq işlev görməyən bölüm. Onun öncesi ve onun tıkalı olan bölümün sonrası aynen durur. Yani soğurulma gibi bir şey söz konusu yok, değil. Kendi özünü saklıyor. Orada durur. Durur. Çok yaxşı. Yani bu da yəqin ki açıq ürək əməliyyatında da göstərişlər var. Eğer mesela insanın 2-3 damarı birden tutulubsa, 2-3 damarını da hardansa hansısa bölgədən damar alıb dəyişmək mümkündür mü? Yoxsa tək bir damarı dəyişmək mümkündür? Yani o kadar yeterli damar var mı insan organizmindeki 3 damarı birden mesela değişir? Tabii var. Mesela benim ortalama ameliyatta değiştirdiğim damar sayısı 4'tür. 4'tür. 4'ten aşağı ameliyatta damarlarını değiştirdiğim vakit ben acaba eksik bir şey yaptım mı diye düşünüyorum. Ama 5, 6 sayılarına da ulaşabiliyoruz. Mesela en fazla damarını değiştirdiğim hasta 8 damar bypass yapmıştı. Onun damarları çok tutulmuştu ve yan hırda damar dediğimiz küçük damarları da çok gelişmişti. 8 yaptık ona da. Ama ortalama 3 ila 5 damar arasında damarlarını değiştirmemiz gerekiyor.
Aha. Təbii ki, lazımdırsa əgər orada damar tutulubsa, heç bir şey icra eləmirsə, məcburən o damarların hamısı dəyişilməlidir. Təbii ki. Və ikisini dəyişib üçünü saxlaya bilməli, çünki heç bir effekt verməyəcək və əməliyyat olmağımızın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Aynen öyle. Məsələn, əməliyyatdan öncə anjiyosunu izliyoruz. Kaç tane damarı tutulmuş? Atıyorum 3 tane damarı tutulmuş veya 4 tane. Ameliyata girdiğimiz anda o 4 damarın 4'ünü değiştirmeniz lazım. Hı-hı. Çünkü kalp ameliyatı insan hayatında bir kere olur. Hı-hı. Hadi bilemediniz maksimum 2 kere. Hı-hı. Yani evet. Bu tekrar hadi bakalım alalım şansımız açalım o şansımız yani. Yok. O yüzden girdiğimiz vakit hepsini değiştirmemiz gerekiyor. Bildik ki stent koymada anjiografiya vasitəsilə monitorda baxa baxa siz onu icra edirsiniz. Ameliyat nəticəsində də belədir mi yoxsa artıq açıq ürək ameliyatında? Yok. Onu icra eləmirik çünkü görürük gözümüzü kapalı. Direkt kendimiz görüyoruz damarlarımızı, tıkanıklıklarımızı, nerede olduğumuzu. Bir de anjiyosunu izlediğimiz için önceden aslında damarların bir haritası da beynimizde. Onunla kıyaslıyoruz ve gördüğümüz damarın o bölümünü getirip bypassımızı gerçekleştiriyoruz. Aha, sözsüz. Sadece olarak stent koyulan zaman bildik ki çok kısa müddətdə rehabilitasiya müddəti keçir insan. Artık normal hayatına qayıdır. Açıq ürək əməliyyatı dedikdə bu əməliyyat biraz böyük əməliyyatdır, düzdür? Tabii. Və yəqin ki döş qəfəsi açılır tabii. Və elə icra olunur. Bunun rehabilitasiya müddəti də digərindən daha çoxdur. Yəni insan yara sağalmalıdır, düzgün hərəkət eləməlidir. Bir müddət işindən qalır belə deyək, normal həyatına qayıda bilmir. Nə qədər müddət bizə lazım olur açıq ürək əməliyyatından sonra normal həyata qayıtmağa? Şöyle, ameliyat yaptığım günün ertəsində, yəni 24 saat sonra genel durum iyiyse hastamız zaten reanimasyondan normal otağına çıkartıyor. Yaklaşık 5 gün kadar, 4 gün, 5 gün kadar da normal otağında saklıyorum hastamızı. Ama gezmek yok hele. Yani. Yok var. Gezmek de olur. Ameliyattan sonraki ertesi gün sabah ilk iş hastamızı yürütmektedir. Aha. Hemen yürür, dolaşır. Ondan hafif bir beslenmesine başlarız. Çok düşük dozda. Günler içerisinde onu artırırız. Ve hastamız ameliyattan sonraki gün yürümeye başlar. Ve bu yürümek bizim için çok önemlidir. Ne kadar çok yürürseniz o kadar hızlı iyileşirsiniz. Aslında çok insan korkur. Evet. Çünkü evvel yeriye bilmir, daha sinesinde ağrı olurdu, baskı tabii, olurdu, küreğinde ağrı olurdu. Ve ameliyattan sonra ona ele gelir ki bu ağrılar daha da şiddetlenir ve yeni ürək ameliyatı olmuşam ona bir yük əlavə eləyirəm. Ama aslında bu belə deyil, hərəkət özü de lazımdır, rehabilitasiya için lazımdır. Tabii. Otağda 4-5 gün sakladıktan sonra hastamızı eve taburcu ediyoruz. Nihai sonda iyileşmeleri yaklaşık 2 ay sürüyor. 2 ay? 2 ay sürüyor. 2 ay sonra tam normallaşır. Tam normale gelir. Neden 2 ay? 2 ayında bir sebebi var aslında. Aha. Mesela biz bu göğüs kafesini açıyoruz ya. Bu göğüs kafesinin ortalama iyileşme süresi 2 ayı buluyor. Genellikle yaşlı insanlara ameliyat ettiğimiz için belli bir yaşın üzerinde o kemik iyileşmesi, sümüklerin iyileşmesi biraz daha geç oluyor. Gençlerde daha hızlı. Gençlerde tabii çok daha hızlı oluyor. Çocuk ameliyatları da yapıyorum mesela bir hafta 10 gün sonra kemik iyileşiyor. Onlar onlara zaten hiç şey de diyemiyoruz yani yan yatma falan da diyemiyoruz. Onlar her şekilde yani, uşakta ona uşak başa salma bir de onlar da çok hızlı iyileşiyor. Aha. Ama belli bir yaşın üzerinde bu kemikler tabii geç iyileşiyor. Aha. En önemli şey o kemik. Kemik iyileştikten sonra 2 ay içerisinde özellikle kendinizi koruyun diyor. Ama 2 ayın sonunda artık ameliyattan önce işiniz neyse aynısına devam edin. Ne yapıyorsanız onları yapabilirsiniz diyorum ben hastalara. Tabii ki ne eleyebiliriz diyen de orada ağır yükün altına girmek nezarda tutulmuyor. Değil tabii ki. Yani insanlar belki de ağır işte işliler olabilir bilirler ki ürək əməliyyatı olundumsa artık yok, o ağır artık fizik biraz, işleri görə bilərik. Biraz bəzi mesela insanlar var idmançı da ağır yükün altına girer. Yapamazlar. Yani onları eleyebilmezler. Ama normal olarak gündeli hayatta insanlar öz işini görmək üçün gedir, gəzir, alışveriş eləyir, tutaq ki, nə yeyir, içir, normal insan kimi. Hər şeyini yapabilir. Cəmiyyətə qovuşur, sosiallaşır. Bu insanlar da belə öz həyatlarını davam eləyə bilərlər. Əsas məsələ odur ki, vaxtında müraciət olunsun. Aynen yəni, öyle, erken yəni, tanı. Deyək ki, burada ölüm qaşla göz arasındadır. Əgər o açıq ürək əməliyyatı olunmasa, insan həyatını itirəcək. Maalesef öyle, evet. Yəni, yəni ona görə də bilsinlər ki, ürəklə oyun olmaz, vaxtında müraciət eləmək lazımdır. Son olarak bizi izleyen tamaşaçılara nə söyləmək istəyirsiniz? Kalp sağlıkları açısından çok dikkat etmelerini istiyorum. Hı-hı. Özellikle coğrafyamız yani hem millet olarak Türk milleti buna yatkındır. Söz. Hem de coğrafyamızdaki yeme içme alışkanlıklarımız bu riski çok artırıyor. Hı-hı. Çok dikkat edin. Tekrar altını çiziyorum. Kalp damarlarımız ömrümüzün uzunluğunu belirler. O yüzden söz. Damarlarınıza iyi bakın diyorum hepsine. Sözsüz. Siz de özünüze yaxşı bakın ki biz növbəti görüşlerimizde sizinle böyle güzel mövzular yeniden ışıklandırır. İnsanlar aslında bugün çok mariflendiler.
Bildilər ki, ürəklərinin sağlam olması üçün nələrə diqqət eləməlidirlər və hansı hallarda həkimə mütləq müraciət eləməlidirlər ki, həyatları sonlanmasın və gözəl həyatı, şirin həyatı növbəti illərdə də dada bilsinlər. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Xoş söhbətə görə tamaşaçılara da təşəkkür edirik. Amma verilişimiz davam edir. Növbəti həkim qonağımızı tanıyaq, sonra studiyamızda söhbətimizi davam etdirəcəyik.